Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere benden çok istek alan, özellikle örgülerin başlangıcında kullandığım bir başlama tekniği var. Çok soruldu, çok istendi. Daha önce kanalımda paylaşmıştım ama sanırım bulamayan arkadaşlarımız var. O yüzden tekrar kısa bir video olarak sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Öncelikle örmek istediğimiz örgünün büyüklüğü boyunca ipimizi bu şekilde 3'e katlıyoruz. 3 kat üzerine ilmeklerimizi atıyoruz. Bakın 3'e katladım. Hemen şurada görünen şu ilmek gibi olan yere şişimle batıp buraya bir ilmek oluşturuyorum öncelikle. Ben boynumda attığım için ilmeklerimi, ipimi boynuma aldım. Şimdi bakın ilk ilmeğimiz zaten burada var. Şimdi devamındaki ilmeği de ipimi bu şekilde ipimin altından parmağımla ipi yukarı kaldırıp şu parmağımın üst kısmında olan 3 katlı ipimin altından geçirdim ve üzerine bir kez doladım. Aynı yerden ilmeğimi geri çıkardım ve sıkılaştırdım. Bir sonrakine ise bakın parmağımla bu sefer ön taraftan ipimi itiyorum. Şu arkada kalan yine 3 katlı ipimden altından böyle şişimi batırıp üzerine bir kez doluyorum ve aynı yerden geriye çıkartıyorum. Bir sonrakine parmağım ipin altında. İp şişimi buraya batırıyorum bakın. Üzerine dolayıp ilmeğimi atıyorum. Bir alttan ilmeğimi atıyorum. Bir de üstten. Anlatmayla değil, sanırım bakarak daha net anlaşılır. Yavaş olarak ilmeklerimi atmaya devam ediyorum. İki farklı ilmek atma yöntemi kullanıyoruz bu ilmek başlama tekniğinde. Bir ilmeğimizi alttan atıyoruz. Bir de üstten. Birkaç tane daha yapalım. Net anlaşılsın. Bir alttan batarak ilmeğimi atıyorum. Bir de üstten ilmeğimi atıyorum. İnşallah anlaşılmıştır. Şimdi bakalım. Bakın ilmeklerimiz burada ön tarafta oluştu. Şimdi bunu bir bir lastik olarak nasıl öreriz? Hemen kısaca onu da size göstermek istiyorum. Burada ikişerli gruplar halinde ilmeklerimiz var bakın. Bir alttan atmıştık, bir üstten. Şimdi ilk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Hemen yanındaki ilmeği de düz. Burada iki tane ilmeğimiz var. İkisini birlikte örmüyoruz. Önce ilk ilmeği alıp ters örüyoruz. Hemen yanındaki ilmeği de düz örüyoruz. Bakın bu şekilde. İki ile grup. Önce ilkini alıyorum ve ters olarak örüyorum. Hemen yanındaki ilmeği de düz. İlk ilmeği, birinciyi ters. Hemen yanındaki ilmeği de düz. Devam edelim. Bir ters örüyorum. Bir düz örüyorum. Bakın bu şekilde. Burada ikili grup ilmeğimiz var. İkisini birlikte örmüyoruz. Önce ilkini ters örüyoruz. Devamında da
İkinci ilmeği de düz örüyoruz. Son ilmeğimi düz olarak ördüm ve bakın ilk sıramız bu şekilde tamamlandı. Çevirdim şimdi. Arka tarafa geçtiğimde ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bakın sıradaki ilmeğim düz görünüyor. Onu düz ördüm. Bir sonraki ilmeğim ters. Onu da ters örüyorum. Bir düz. Bakın. Ters gördüğüm ilmeği ters örüyorum. Düz ilmeğe geldiğimde ipimi örgümün arkasına alarak onu düz örüyorum. Yine bir ters bir düz örüyoruz. Fakat ilmeklerimizi gördüğümüz şekilde örüyoruz. Tersin üzerine düz örmeyelim. Altta ilk başladığımız şekilde örmeye devam ediyoruz. Çevirdim. Bakın ön tarafa geçtiğimizde ortaya çıkmaya başladım. Yine kenar ilmeğimi düz aldım. Örmeden aldım. Yanındaki ilmeğim düz. Onu düz örüyorum. Ters gördüğüm ilmeği ise ters örüyorum. Düz gördüğüm ilmeği düz. Ters ilmekleri ters, düzleri düz olarak örmeye devam ediyoruz. Bakın örgümüz burada oluştu. Arka tarafa geçtim. Yine arkada da ilmeklerimi gördüğüm şekilde örüyorum. Bunun ördüğümüz bir yeleğin ya da hırkanın ön parçası olduğunu düşünerek size devamında da nasıl yapıldığını hemen kısaca göstermek istiyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Ters ilmekleri ters, düz ilmekleri ise düz örelim. İlmek başlama tekniği hem çok şık duruyor bakın gördüğünüz gibi hem de çok sağlam oluyor. Çünkü ipimizi 3 kat yaparak ilmeklerimizi attığımız için çok dayanıklı. Özellikle kol uçlarına yapabilirsiniz ve çok sağlam olur. Şimdi bakın burasının bir yeleğin biye kısmı olarak düşünelim. Kenardan ilk ilmeğimi aldıktan sonra düz olarak örüyorum. İlmeklerimin hepsini düze çeviriyorum. Sadece kenarda lastik yürütmek istediğim yerde bırakacağım ilmeklere kadar ilmeklerimi düz olarak örmeye devam ediyorum. Bu kadar yeterli olacaktır. Şimdi bu ilmekleri yine gördüğüm gibi örüyorum. Tersleri ters, düzleri düz. Son kenar ilmeğimi de düz ördüm. Tamam. Birkaç sıra sonra ortaya çıkacak. Arka tarafa geçtiğimizde de önde lastik ördüğümüz kısmı lastik örüyoruz. Bir ters bir düz olarak ördüm. Bakın önde düz ördüğüm kısma geldiğimde arka tarafta hepsini ters örüyorum. Bir sıra daha yaptığımızda net olarak ortaya çıkacak. Hemen ön yüzde yine düz ilmeklerimizi düz olarak örelim. Düz gördüğümüz ilmeklerin hepsi düz örülüyor. Sonda bıraktığımız lastik örgüye kadar.
Bakın lastik örgüye geldim. Orasını yine bir bir lastik örüyorum. Son kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm ve tamamladım. Bakın bu şekilde yelek ya da hırkalarınızın ön kısmını bu şekilde yapabilirsiniz. Bu düz ördüğüm yere dilediğiniz herhangi bir örneği de koyabilirsiniz. İnşallah beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.